teşekkür. Değerli protokol üyeleri, kıymetli katılımcılar, sevgili kardeşlerim, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum öncelikle. Burada bir üzerimde emanet olan selam görevini ifa edeyim. İHH Genel Başkanı Sayın Bülent Yıldırım çok acil bir işe çıktığından dolayı dün gece Ankara'ya gitmek zorunda kaldı. Çok acil bir şekilde, biliyorsunuz bugünler çok yoğun vakfımız açısından, İHH İnsan Yardım Vakfı açısından. Bu arada diyeceksiniz İnsamer Başkanı İHH adına niye konuşuyor? İnsamer aslında İHH'nın kurmuş olduğu bir araştırma merkezi olduğu için. Dolayısıyla Bülent Bey sizlere çok çok selamını iletti. Gelemediğinden dolayı özürlerini iletmemi söyledi. Lütfen kabul buyurun. Bugün 16.sına şahitlik ettiğimiz Uluslararası Beytülmakdis Akademik Sempozyumu'na öncelikle ben de organizasyon komitesi üyelerinden biri olarak hoş geldiniz demek istiyorum. Tabii bu yılki temayı Sayın Başkan güzel bir şekilde ifade etti. Osmanlılar ve Beytülmakdis olarak isabetli bir şekilde belirlemişler. Bölgedeki İslam hakimiyeti dönemlerinde ve özellikle de bugün ve yarın konuşulacak olan Osmanlı döneminde Kudüs bir barış ve kardeşlik şehri olarak bütün bir tarihe ışık tutmuştu. Ancak önce İngiliz işgali ve ardından gelen Siyonist işgal bu kutsal ışığı söndürmüş ve yerine karanlık bir dönem başlamıştır. Kudüs'te biten Osmanlı hakimiyeti aslında sadece Kudüs'ün Müslümanların elinden çıkışını göstermiyor, sembolize etmiyordu. Aynı zamanda Orta Doğu'ya hakim olacak olan güçleri de bir anlamda belirliyordu. Osmanlı'nın tüm bölge hakimiyeti Kudüs'ten bağımsız düşünülemez bu yönüyle. Bu kutsal bölge Osmanlı için dini anlamı yüksek bir değer olduğu kadar siyasi olarak da önemliydi. Adeta tüm Orta Doğu'ya hakimiyetin kapısını açan bir anahtar gibi görülmüştü. Günümüzde de Siyonist işgal kendi bölgesel egemenliğini pekiştirmek için Kudüs anahtarını sağlama alarak işe başlamıştır. Bugün işgal altındaki kent özgürleşeceği günü beklerken Dr. Abdülfettah Hoca'nın sık sık sürekli vurguladığı gibi Beytülmakdis'e hakim olacak güç tüm bölgenin geleceğinde de söz sahibi olacaktır. İşgal edildiği tarihten bu yana onlarca saldırıya maruz kalan, yakılan, arkeolojik kazılar adı altında temelleri oyulan ve bir bölümü de yıkılan ve çevresi boşaltılan Beytülmakdis bugün emsali görülmemiş sistematik bir tehditle karşı karşıyadır. Son aylarda Aksa Camii'ne saldırılarını yoğunlaştıran fanatik gruplar, Netanyahu hükümetinden aldıkları destekle yürüttükleri kampanyalar sayesinde ezanları dahi yasaklama aşamasına geldiler. Uzun süre öncesinden beri mescidin çevresinde Müslümanlara ait evlerin müsaderesine girişen işgal yönetimi, son birkaç yıldır Yahudi grupların mescide yönelik tecavüzlerinde de zemin hazırlayıp kendi kamuoyunu adeta sürekli antrenmanlı tutmaktadır. Bununla eş zamanlı olarak Müslümanların camiye girişine sistematik biçimde kısıtlama getiren Siyonist yönetim, Kudüs'te ikamet eden çok sayıda Filistinliyi ya tutuklayarak ya da çeşitli yollarla gözdağı vererek Kudüs'teki etnik temizlik çalışmalarına da devam etmektedir. Bölgeyi ve uluslararası toplumu Gazze'den yükselen terör tehlikesi gibi abartılı ve suni gündemlerle meşgul edip Aksa'daki oldu bittileri sinsi bir şekilde yürüten Siyonist proje sahipleri ne yazık ki İslam dünyasındaki sessizlikten cesaret almaktadır. Bu aşamada tüm Müslüman toplumlar Siyonistlerin kirli planlarına karşı daha ciddi önlemler almayı düşünmeli. Başta Türkiye olmak üzere İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye tüm ülkeler İsrail'e karşı ciddi adımlar atmalı. Daha önce yapılan onlarca kınama açıklamasının aksine artık somut bir karar alınarak
Kudüs'teki tüm İslam ve Osmanlı mirasının uluslararası koruma altına alınması için çabalar ortaya konulmalı. Unutulmamalıdır ki Orta Doğu sorunu çözülmeden dünyada hakiki bir barış hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir. Filistin sorunu çözülmeden de Orta Doğu barışı gerçekleşmeyecektir. Kudüs işgali sona ermeden Filistin sorunu çözülemeyeceğine göre dünya barışının anahtarı hala Kudüs'tedir. Hepinize saygılar sunuyorum.